Yine kongremizi şereflendiren Pamukova'nın çok değerli sivil toplum kuruluşu başkanları, değerli siyasi parti temsilcileri ve bu kongrenin temel taşını oluşturan çok kıymetli delegelerimiz, hepinize bir kez daha ben de partim adına hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Hepimizi derinden sarstı. Şimdilik sayısını 36 olarak bildiğimiz şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum. Ve halen yaralı olup hastanelerde tedavi gören Mehmetçiğimize de Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hepimizin gönlü buruk, hiçbirimizin tadı yok. Bir prosedür gerçekleştiriyoruz. Aslında hiçbirimizin eğlenceye de, gülmeye de lüksü yok böyle bir dönemde. Daha 3 hafta öncesine kadar yine Pamukova'mıza gelip buradan bir şehidimizi uğurladık. Her gün bir şehit haberi almaktan artık yorulduk. Biz bu dönemde siyaset yapmayacağız dedik. Ama gün gelecek bu muhasebeyi hep birlikte yapacağız. Allah'ın izniyle. Ve biz bu muhasebeyi iktidar olduğumuz gün yapacağız. Bugün konuşuyoruz veya bugün sesimiz az çıkıyor olabilir. O da devlet terbiyemizdendir. Türklüğün verdiği terbiyedendir, ahlaktandır. Ama gün gelecek bunların hepsinin muhasebesini yapacağız. Hepimizin kanayan yarasının hesabını soracağız inşallah. Bundan sonraki dönemde de, bundan sonraki kongrelerimizde de aynı vakur duruşla, aynı sakinlikle kongrelerimizi tamamlayıp bu acımızı hep birlikte yaşayıp kongrelerimizi tamamladıktan sonra Allah'ın izniyle çalışmalarımıza tekrar devam edeceğiz. Biz sizlerden bu davaya destek olmaktan vazgeçmeden İYİ Parti'yi hem Pamukova'da hem de Sakarya'da daha da büyümenizi istiyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Hepinize tekrar salonunuzu şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Çok sağ olun.